Değerli izleyicilerimiz, Kaman Avcılar, Atıcılar ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı İsmail Beydüz abimiz yanındayız. Abicim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Allah'ım olsun. Bu dernek hakkında sizin faaliyetlerinizi soracağız. Kaç üyeniz var onu soracağız. Bilgilendirme alacağız İsmail abicim. Öncelikle Kaman Avcılar, Atıcılar ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin faaliyetleri nelerdir? Kısaca bir özetler misiniz? İsmail Beydüz, Kaman Avcılar, Atıcılar ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı olaraktan avcılarımıza şimdiden bol avlar diliyoruz. Hayırlı, kazasız, belasız avlar diliyoruz. Kaman Avcıların Derneğimizin faaliyetleri şudur. Ava sürdürülebilir bir av hayatı, ileriye dönük her zaman için yaşatabilmek için, yani avcı olaraktan sadece vurup öldürme amacı değil, doğal hayatı yaşatma amacımız bizim. Buradaki avcılarımıza şunu öneriyorum. Yani ava çıktığımız zaman önümüze ne gelirse vuralım değil, bir dahaki sezona, ilerideki kuşaklara da av bırakabilmek için av yapmamız gerekiyor. Yani daha araziye çıktığımız zaman şunu anlatmak istiyorum. Avcı dedikleri zaman vatandaşın genel olaraktan araziye çıktığı zaman, dağa ava çıktığı zaman ne dek gelirse onu vurmuş, öldürmüş, katletmiş değil. Av bir spordur. Spor amaçlı av yapılır. Avlarımız zaten şu anda bizim keklik, tavşan ve ördek avlarımız açıktır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Artı bir de kaçak avcıların önüne geçilmesi gerekiyor. Peki, vatandaş olarak... Başkanım, bu kaçak avcılık yaparken mesela bunu nasıl önüne geçebiliriz? Bunun yani kanunen önüne geçemiyoruz. Çünkü nedir? Kaçak avcı gece avına gider. Atıyorum kaçak gider, hafta içi gider, avın belirli günleri vardır. Çarşamba, cumartesi, pazar günüdür avlarımız. Bunu vatandaş olarak atıyorum pazartesi günü arazide bir avcı gördüğümüz zaman avcı kulübümüze bildirebilirler, jandarmaya bildirirler, orman işletmelerine bildirebilirler. Yani kime ulaşabilirse buna bildirip de hemen müdahale edilebilir. Onun haricinde yani herkese birebir siz kaçak avcı musunuz diye sorma şansın yok. Öyle bir yetkimiz de yok. Peki sizin derneğinizin şu an kaç üyesi var? Kaç bizim aktif? Bizim derneğimizin şu anda yaklaşık 280 tane üyemiz var. Aktif olan 140 üyemiz var. Peki bu avcılıkta mesela av sezonları değişik. Şu an mesela keklik dediğiniz, tavşan dediğiniz, ördek. Ördek avı var. Bir istihkak var mı mesela, şu kadar bulacak? Tabii ki, yani onların yıllık verilen bir, atıyorum 2 tane keklik, 1 tane tavşan vurma istihkakı var. Üyenin. Yani bir üyenin bir gün içerisinde tabii giderken gideceği bölgeye göre internetten avbisten çıktı alıp gittiği bölge belli olacak, gittiği avlak belli olacak. Atıyorum bizim kamanımızdaki bütün avlaklar haritamızda belirli. Bu nereye gidecekse bir gün önceden onun çıktısını alıp ona göre gidecek. Atıyorum dağa çıktın, Başköy tarafına, Başköy genel avlanı baz alalım. Baranlı istikametinden Temirli'ye kadar uzanan bir avlağımız, bir geniş bir avlak. Bu avlağa çıktığın zaman oradan kaç tane avcı olduğunu mesela görebiliyorsun internetten. Atıyorum 100 tane avcı gitmiş. Her avcının gün içerisinde bir keklik, bir avlakta bir kişiye iki keklik, bir tane de tavşan vurma istikakı var. Onun dışında vurması yasak. Bunlara uymamız gerekiyor. Yani sürdürülebilir bir av hayatı için bunu uymamız gerekiyor. Peki dışarıdan da avcılar buraya mesela avnisten yükleme yapıp buraya gelebiliyorlar. Tabii size bilgilendirmesi gerekiyor mu? Yok, bize bilgilendirmesine gerek mi? İnternet üzerinde zaten onlar çıktısını, iznini aldıktan sonra onun yani yasal olarak hakkı gelebiliyor yani. Şu an mesela derneğe üye olmak için, mesela ben derneğe üye olmak istiyorum veya işte bir üye olmak istiyor, ne yapması gerekiyor? Derneğe üye olmam için, yani avcılık belgesi alabilmek için başta halk eğitimde açtığımız avcılık kurslarına katılması gerekiyor. Ne araklarla açılıyor bu kurs? Talebe göre, atıyorum 30 tane üye talep olduktan sonra kurs açıyoruz her zaman için. Bunun yani bir tarihi, bir günü yok. Gelen talebe bağlı, atıyorum 25-30 tane vatandaş gelip de avcı belgesi almak istediği zaman biz kursu açtırıyoruz. Gelip burada bize isimlerini yazdırıyorlar. Biz onlara ulaşıyoruz. Gerekli evrakları hazırlayıp halk eğitimdeki görülen 2 haftalık bir kurstan sonra belge alıyorsunuz. O belgeden sonra gelip avcı kulübümüze kaydınızı yaptırıyorsunuz. Vergi dairesine vergiyi yatırıp geri kalan zaten pul işlemidir, vize işlemleridir. Bunları biz avcı kulübü olaraktan yapıyoruz zaten. Bütün vatandaşlarımıza bu hizmeti sunuyoruz. Yani tek tek gidip Kırşehir'de şurada burada belge yaptırmaya uğraşmıyorlar. Sadece vergilerini yatırıp geri kalan evraklarını bize getirdiği zaman avcılık belgesi çıkarttıktan sonra bunun kullanılabilir bir tüfek ruhsatı olması gerekir. Kendi adına bir tüfek ruhsatı olması gerekir. Onun haricinde de başka bir şeysi yok yani bir durumda. Sadece üye olmak için değerli izleyicilerimiz buraya talepte bulunacak. Talep sayısı 25-30 kişi olduğu zaman halk eğitimde avcılık belgesini alabiliyorlar.
Ama avcılık belgesi almak için tüfeğin ruhsatlı olması gerekiyor. Yani kendi adına ruhsatlı tüfeği olması gerekiyor. Bismillah abicim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak avcılarımıza söylemek istediklerimiz varsa buyurun. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah kazası belası avlar dilesin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim.